Bu patent şu anda 3 yaşında. Yani 3 yıllık bir patent. Her yılda 10 bin dolar ödüyor bu ülkelere patent başvurusu için. Ama siz yaklaşık 50-60 bin dolar masrafı gözden çıkarmanız için en az 150 bin, 200 bin dolarlık bir gelirin gelmesini görürseniz bu patent başvurusunu yaparsınız. Ondan sonra ilgili firmalarla yazışarak onun satışına geçebilirsiniz. Satış miktarı ne kadar çoğalacaksa, bu tamamen tahminlere bağlı, maliyeti de, patent satışının maliyeti de ona göre çıkar. Şimdi bir başka örnek vereyim, başka sorulara geçmek için daha uzatmayacağım. Permatik diye bir firma vardı Türkiye'de. Gene 80'li yıllar, filmde gördüğümüz Naim Bey'in, Önder Bey'in o ilk dönemlerindeki buluşları döneminde, 85-86 olabilir, bir tıraş bıçağı çıkardı. O zaman ilk permatik adıyla da yeni çıkıyordu piyasaya. Bu dandi cikletlerinin bir başka yan kuruluşudur permatik. İdi. Hikayesi de zaten o patentle bitti. Bir tane şerit takıyor permatiğin jiletinin üst kısmına. Yukarı doğru çek, suyla ıslatıyorsunuz. Yukarıya doğru çekerken sabunluyor. Aşağı doğru da jiletle indirirseniz de tıraş ediyor. Böyle bir buluş yaptı. Bir jel var üstünde. Birkaç kullanımlık. Gene o çok tek kullanımlı, çift kullanımlı termatiklerde. Üstünde bir şerit sadece. Onun da kimyasal maddesi belli. Su da çözünüyor. Yukarı çekerken sabunluyor. Yani orayı yumuşatmıyor da yağlandırıyor. Aşağıya çekerken tıraş ediyor. Böylece bir yukarı bir aşağı tıraş oluyorsunuz sabunsuz. Bunun Türk patent başvurusu yapıldı. Ve hemen alındı o zaman. Avrupa patent başvurusu yapıldı. Onun tarifnamesini ben yazdığım için biliyorum. O zaman ben Ankara Patent Bürosu'nda çalışıyordum. Yeni mezun olmuştum. Avrupa patent başvurusu yapıldı. Amerika patent başvurusu yapıldı. Bir süre sonra Derby firması, bildiğiniz bu tıraş bıçaklarının firması geldi. Türkiye'de 80 milyon dolar verdi. Fabrikasıyla birlikte patenti aldı. Çünkü biliyordu ki o patente 80 milyon dolar verse bu kişi, Nesim isimli bir kişiydi onu yapan bunu, bu kişi başka bir buluş gene yapacaktı. Fabrikasıyla birlikte tümüyle aldı, yani bütün olanaklarıyla aldı ki o günkü ederi 80 milyon dolar değildi. Pardon, der dedim, jilet firması, şu anki jilet firması. Evet, başka soruya geçebiliriz. Evet. Sizden alalım. Hocam, çok teşekkürler. Benim sormak istediğim nokta, günümüzde yazılım sektöründe gelişmekte de bildiğim kadar Amerika'da böyle patent olanakları var. Peki ülkemizde yazılım konusunda patent alabiliyor muyuz? Hiç uygulanmamış bir alanda bir yazılım ürettiğimiz zaman haklarını koruyabiliyor muyuz? Şimdi bu bugün Avrupa'da çok tartışılan bir kavram, yazılımların patentle korunması. Biz buna Computer Implemented Inventions diyoruz. Amerika, bu konuda da belki 3 saat konuşabilirim çünkü birçok yerde makalelerim yayınlandı ve bildirilerim oldu. Amerika her şeye patent veriyor. Yazılımlara, salt yazılımlara da patent veriyor. İnternet patentleri dediğimiz, internet üstündeki en önemlisi bunlardan Amazon.com'un OneClick patentidir. Davaları yıllarca sürmüştür. Daha birçok da sayabiliriz. Amerika bunun hepsine patent veriyor. Salt yazılım olsa dahi. Avrupa'ya geldiğimizde Türkiye'de Avrupa sistemi, kara Avrupası hukuk sistemi dediğimiz temel üstünde diyor ki eğer bir yazılım salt yazılımsa patentlenemez. Bir yazılım bir cihazla bütünleşik ve o cihazın çalışmasını sağlayan bir yazılımsa tamam. Cihazla birlikte patentlenir. Yazılımın, şimdi tabii büyük yazılım şirketleri, Microsoft, Oracle vesaire sıkıştırıyor Avrupa'yı. Diyor ki bunları da patentle koru. Ama bir diğer yandan da open software, free software dediğimiz açık kaynak kodlu yazılımlarda serbest kalmasını bütün her şeyin istiyor. Baskı altında Avrupa'da bir miktar yumuşar gibi oldu. Fakat Avrupa Parlamentosu bunu onaylamadı. Avrupa Patent Ofisi bunu vermek istiyor ama sonunda şuna karar verdi. Teknik karakter içeriyor ise bir buluş, teknik karakter, yazılıma dayalı ise, teknik karakter içeriyorsa patentlenebilir. Buradan
Amazon'un one click patenti, ki o uzun bir adı vardı, one click patentini Avrupa 7-8 yıl sonra içinde teknik karakter yakaladığı için tescil etti. Ama bayağı bir istemleri daraltıldı. Çok da bir işe yarar hale kalmadı. Yazılımlar salt olarak patentle korunmaz Türkiye'de ve Avrupa'da. Ancak teknik karakteri var ise, teknik karakter nedir diye sorarsanız bir saatlerce anlatırım ayrıca, ama başka bir konferansa bırakalım onu. Ama Amerika'da hepsi korunur. Teşekkür ederiz. Siz de sonra sizden. Ben de aynısınız. Öyle mi? Peki. Benim ismim Abdülkerim. Öncelikle sizlere hoş geldiniz demek isterim. Ben mekatronik 1. sınıfta okuyorum. Soracağım soru belki panelimizle tam bir ilişkili değil ama böyle bir fırsat bulmuşken de değerlendirmek istedim. Mesela ben öğrenci olarak bir proje düşündüm. Bu projeyi öğrencinin de gelirleri, imkanları kısıtlı olduğu için bazı kurumlar tarafından desteklenme ihtiyacı var. Biz bu destekleri nerelerden bulabiliriz? Mesela Avrupa Birliği bizi bu konuda bazı imkanlarla destekliyor mu acaba? Evet, Mustafa Bey yanıt verecek. Ben de senin sonuna biraz... Önümüzdeki cumartesi, çarşamba günü yine panelimiz var burada. Bu konuları işleyeceğiz, geniş konuyu. Panelin konusunda ben söyleyeyim. Nasıl mucit olur, icat nasıl yapılır? 28 Mart yine bu salonda, yani saat 13.30'da Sivil Girişim ve Gönüllü Çalışma Koordinatörlüğümüzün de birlikte, dernekle birlikte yaptığımız bir konferans olacak. İki konuşmacımız var. Halil Şener, Devlet Planlama Teşkilatı Danışmanı ve Uzmanı ve Mustafa Köksal Hocamız yapacak. Daha ayrıntılı olarak onu tartışacağız ama ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Şimdi bu tür başvuruları Avrupa Birliği projesi olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Yani öğrenci olarak da başvurmak mümkün. Çünkü gerek araştırmacılar, gerek öğrenciler başka bir kurumla veya bireysel olarak veya iki kişi bir araya gelerek projeye bu Avrupa Birliği fonlarından destek isteyebilirler. Dolayısıyla bu tür yapacağınız patent başvuruları içinde belki bu Avrupa Birliği projelerinden finansman desteği sağlamak mümkün olabilir. Ancak buluşun ortaya çıkmış olması gerekir bir anlamda ki size bu tür destekleri sağlamaya devam etsin. Şimdi gerçekten buluş ve mucit olma konusunda Türkiye bir hayli gerilerde. Ben senin sorduğun soruya da biraz daha açacak şekilde Uğur Hoca'ya bir soru sormak istiyorum, yani paylaşalım diye. Türkiye'de yılda kaç patent başvurusu oluyor? Gelişmiş ülkelerde bu ne kadar oluyor? Bir kıyaslama yaptığımız zaman biz neredeyiz, onlar nerede? Biz nereye gidiyoruz, onlar nereye gidiyor? Bir şeyimiz var mı, rakamımız var mı bu konuda? Var. Ondan önce çok kısa bir ek yapayım. Patent başvurularında yazdığım ücretler, bunlar vekilsiz yapacağınız başvurulardaki ücretlerdi. Yalnız yeni bir sistem kuruldu şimdi TÜRBİTAK tarafından. Türkiye'de yapacağınız patent başvurusunun ilk o 25 liralık masrafı hariç diğer masrafların tamamını TÜRBİTAK karşılıyor. Vekil tutarsanız da vekil içinde 450 TL kadar bir ücreti size veriyor. Daha sonra, ama hemen vermiyor, birkaç ay sonra, ama PCT başvurusu yaparsanız, uluslararası başvuru, onda da yaklaşık 4 milyar lirası bir para çıkıyor cebinizden, 13 milyarını geri veriyor. Vekil için de yine 450 lira geri veriyor. Bunlar aslında çok iyi denebilecek, çok iyi yakın desteklerdir. Buluş yaptığınızda bunu birilerine anlatmadan önce yapısal olarak bir oluşturup patent başvurusunu yapın. Yapınız mutlaka. O elini elinize alın. Ondan sonra 12 aylık rüçhan hakkını alırsınız ve götürürsünüz, birisiyle konuşurken başvurum var dedi dersiniz. Yaşanmış birçok örnek var. Türkiye'de de var. Dünyada da var. Amerika'da bu konuda birçok dava var. Buluş yapan, parası az olan kişiler gidip firmalara anlatıyor. Firmalar da diyor ki, yok sağ ol teşekkür ederim, ben ilgilenmiyorum. Bir süre sonra o firma veya o firmanın teknik bilgileri verdiği başkaları o buluşu realize edebiliyor. Türkiye'de de birkaç örneğini ben duydum. Onun için başvurunuzu yapın, onu kenara koyun, görüşmelerinizi ona göre yapın. Gizlilik sözleşmeleri yapmanız gerekiyor ve onlarla uğraşamazsınız. Zaten çok da kolaydı. Bir yanınıza bir avukat ya da patent vekili alıp da gitseniz, o da ayrı bir masraf.
patent başvurusu yaparsınız, görüşmenizi yaparsınız. Şimdi Türkiye'deki patent başvuruları ekonomik göstergelerin bir tanesi olarak değerlendiriyoruz. Nasıl? Dünyada patent başvurularındaki değerlendirme yöntemi şudur. Bir ülkeye bir yılda yapılan patent başvurusu kaç tane? O başvuruların kaçını yerli vatandaşlar yapmış, kaçını yabancılar yapmış mantığıyla bakarız. Bugün dünyada patent başvurusu sayısı yerlinin yabancıdan daha çok olduğu tek ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani Amerika'da %50'den fazla yıllık başvurunun, yıllık başvuru sayısı yılda 200 binden fazladır ayrıca. Yılda 200 binden fazla başvurunun 100 binden fazlası Amerikalılar tarafından yapılır. Diğer kalanı da yabancılar tarafından yapılır. Diğer ülkelere baktığımızda hep yabancı sayısı fazladır. Ama nasıl fazladır? Almanya'da %55'e 45, yani 55 fazla veya 60'a 45, yıldan yıla da değişiyor. Bu Avrupa Patent Ofisi'nde yine bu rakamları görüyoruz. Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'deki başvuru sayısı da yabancı oranı yerliye göre çok fazladır. Nasıldır? Yaklaşık bugün için konuşmayayım, son rakamları bilmiyorum ama benim başkanlığım döneminde 1992-99 arası yıldaki başvuru sayısı yaklaşık 1000-1500 iken, yani Türkiye'deki toplam, bunun 100-150'si yerli başvuruydu. Yani %10 civarı idi. Bu geçtiğimiz yıl patent başvuru sayısı 7000'i buldu yıllık. Bunun da sanıyorum %20'si, son istatistiği çıkartmadım ama rakam yükseliyordu, %10'dan itibaren yükseliyordu. %20'si yerli. İyi gidiş var. Fakat genel rakama baktığımızda Türkiye'deki başvuru sayısının 7000 olması çok düşük bir rakam. Yabancısı yaklaşık 5000 atıyorum. 5000-5500, yerlisinin 1500. Bir ülkenin eğer ekonomik olarak yabancı sermayeye açık bir ülke olduğunu görmek istiyorsanız o ülkeye yabancıların yaptığı patent başvurularına bakacaksınız. Bugün Yunanistan'a yıllık başvuru 70 binken Türkiye'ye 7 bin oluyorsa Türkiye'yi demek ki yabancılar hala ya yatırım için uygun bir ülke olarak görmüyorlar. Patent sistemi de kötüydü. Patent sistemine bağlı olarak da görmüyorlardı ama şimdi sistem de yenileşti, modernleşti ama yine görmüyorlar. Ama başvurularımızın, yerli başvurularımızın sayısı çok az. Nedenlerinden birincisi kültür yoktu. Hala az. Yani patent kültürü yok. İkincisi masraflar çoktu. Demin dedim 1500 dolar kaç kişi verebilir burada? Kaç sanayici verebilir? Peki bir soruyu koyalım. Sizin ekleyecekleriniz var. Efendim şimdi sevgili gençler, biz tabii derneğe kurduğumuz yıllarda mucit, icat, patent bu tip şeyler Türk kamuoyunun gündeminde hiç yoktu. Hatta mucit dediğin zaman kamuoyunda sihirbazla karıştırılır. Yani kavram bile karışmaya başlamıştı. İşte sihirbaz gibi bir insan algılanırdı. Ancak geçen süre içerisinde ciddi manada mücadele edildi bu sahada. Bugün Türkiye'nin bulunduğu nokta çok iyi bir noktadır. Gözden kaçan bir şey var. Uğur Hocam'ın anlattıklarını ben izlerken bir konuya açıklık getirme gereğini duydum. Şöyle o da, ben tabii benim işimin gereği bu Türkiye'de neler oluyor ya da Türk icatları nerelerde neler yapılıyor bunları araştırıyorum. TRT'de yayınlıyorum. Bir kısmını yayınlıyoruz, bir kısmını yayınlamıyoruz her neyse. Şimdi Türkiye'de özellikle 2000'li yıllardan sonra muazzam bir gelişme başladı. Sanayimiz hızla Ar-Ge kurmaya başladı. Özellikle özel üniversitelerimizde ileri teknolojiye dayanan gruplar oluşturulmaya başlandı. Ve ileriki günlerimizde, aylarımızda veya yıllarda diyelim, ben sizlere de tanıştıracağım. Elektronik çağını foton çağına dönüştüren Türk mucitleri var. İleri teknolojide, nanoteknolojide icat yapmış. Ancak bunlar tabii patentlerini Türkiye'den almıyorlar. Çünkü nanoteknoloji konusunda Türkiye'de bunun korunmasının bir anlamı yok bugün için. Ne yapıyorlar? Avrupa
Avrupa'dan alıyorlar, Avrupa patent alıyorlar. Türkiye de işin içine girmiş oluyor. Bizim istatistiklerimize baktığımız zaman Türkiye'de görünmüyorum ama Türkiye'de koruma için almış. Amerika'dan almış, Japonya'dan almış. Çok ileri düzeyde mucitlerimiz var, bilim adamlarımız var bizim. Yani sakın karamsar olmayın. Şu anda Türkiye'deki Türk mucitlerinin bilgi birikimi küresel düzeydedir. Hatta bazı konularda aşağı yukarı en ileri ülkelerde yarışıyorlar. Hatta sizlere ben buraya ileride eğer üniversite uygun bulursa onları da davet ederim. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa Birliği ülkelerine teknoloji satan firmalarımız veya mucitlerimiz var. Hiç karamsar olmayın. Size yine ben burada bir müjde vereceğim. Biz biliyorsunuz Atılım Üniversitesi ile dernek olarak bir anlaşma yaptık. Burada buluş kültürünün, icat kültürünün üniversite içerisinde yaygınlaştırılması ve yeni buluşlar yapılması, patentler alınması. Şimdi bu vesileyle sizlere açıklıyorum. Bir grup oluşturun gençler aranızda. Bir grup oluşturun. Bunun adına diyelim ki mucitler ve araştırmacılar kulübü olsun. Bizim bu şekilde gençlik kulübümüz de var. Aramızda toplanalım ve ayrım yapmayalım. Bakın bu çok önemli gençler. Bu Türkiye'de henüz özellikle üniversitelerde bazı yerler hariç tam olarak oturmadı. İcat yapmak için illa da işte mühendisliği okumak gerekmez. Veya teknik bir konuda okumak gerekmez. Önemli olan fikrin üretimidir. Fikir üretimidir. Şimdi bu grubumuzun içerisinde felsefe okuyan, hukuk okuyan, mühendislikte okuyan, efendim uluslararası ilişkilerde okusun, sosyolojide okusun. Ancak fikir üretmek, icat yapmaya hevesli bir grup oluşturalım. Çünkü bir icatın pazarlama boyutu var, işletme boyutu var, tasarım boyutu var, efendim müşteri psikolojisi boyutu var. Bu sadece böyle icat yapıp da bitmez yani. O bakımdan arkadaşlar, böyle bir grup oluşturalım. Bakınız Hacer Hocam, üniversite adına bu konuda dernekle iletişim kuran hocamız. Bu iş bu şekilde bir grubun içerisinde görev almak isteyen arkadaşlarımız Hacer Hocam'a bildirsinler. Zaman zaman ben size Türkiye hatta yurt dışından dahi en ileri teknolojiler konusunda çalışan hocalarımızla da diyalog kurdurur. Buradaki hocalarımızla da diyalog kurarız ve bu sene içerisinde Atılım Üniversitesi olarak bir icat yapıp patent alalım artı uygulamaya sokalım. Yani yaptığımız icat şeyde kalmasın, böyle vitrinlerde falan kalmasın. İnsanlar alsınlar Türkiye'de veya yurt dışında. Bu şekilde gönüllü idaresi arkadaşlarımız varsa lütfen Hacer Hocam'a da temasa geçsinler ve en kısa zamanda bir toplantı yapalım. Evet. Teşekkür ederim. Burada bir soru vardı. Efendim, şimdi enteresan bir soru. Evet, kamuoyunda maalesef bu şekilde de bir oluşum var. Bunu şimdi bizim üyemiz Güner Tan hocamız var, tıp hocası. Ve zeka konusunda dünyanın uzmanlarından Nobel madalyası almış bir hocamız. Dedi ki, başkanım dedi, ben zekamı ölçtüm 70 çıktı dedi, zekam düşük çıktı dedi. Şimdi arkadaşlar, zekayı ölçen hala bir makine icat edilmiş değil. Önemli olan iradedir, bakınız. Ve istektir. Edison, mesela hepiniz bilirsiniz, ampulü icat eden Edison olarak bilirsiniz, değil mi? Edison'un kendine has, özgün hiçbir icatı yoktur. Yapılmış icatları alır iradesiyle, sabrıyla onu sanayiye uygulanmış hale getirir. Ampul daha önce yapılmış, fuarda görmüş Kanada'da. Ama çok kısa süre yani, biraz sonra yanıyor, sönüyor. Bunu diyor, ben daha fazla yanar hale getirebilir miyim? Günlerce, aylarca çalışıyor, neticede 550 saat yanar hale getiriyor. Şimdi Edison'un ampuller olsa hiç kimse almaz. 550 saatte bir ampul mü yapacağız? Ampulle ilgili bir patent taramasına girseniz binlerce patentle karşılaşırsınız. Bugün 150 bin saat, 200 bin saat dayanan ampuller çıktı. O bakımdan bir icatın da ilk mucitini bulmanız zordu. Ben onun için söyledim. Oluşturacağınız grupta fikir üreten insanlar olsun. Bu felsefede de okusun, önemli de eğitim de okusun, yahut da herhangi bir kamu yönetimi okusun, iktisat okusun. Fikir üretmekten hoşlanan, düşünce üretmekten hoşlanan arkadaşlarımız bir araya gelelim ve bu patent olayını da işin içinde öğrenelim. Dosyayı da beraber hazırlayalım. Bak Uğur Hocam bize söz verir. Uğur Hocam da bizim patent dosyamızın
uluslararası düzeydeki ücretsiz takipçisi olsun. Olur mu Uğur Hocam? Söz almış. Yok olur mu işte? Yani olay budur. Sizin bir sorunuz vardı. Ben şöyle bir ikna yapayım, söz vermiş olduğum öyle şey yapıyorum, kalmasın. Benim ODTÜ'de birkaç tane öğrenci var, buluşlarına destek verdiğim. Ben onlarla bir sözleşme yapıyorum. Patent masraflarını onlar ödüyor gitti. Şimdi TÜBİTAK geldi, artık onu ödemeyecekler. Buluş ekonomik değeri kazanırsa, kazanmayabilir, 3 sene 5 sene sonra. Bir sembolik rakam yazıyoruz oraya, o rakamın üstünde bir para alırsa onu bana ödüyor, o süre içinde bütün danışmanlığını yapıyorum. Ben sembolik rakam da öyle yüzlerce bin dolar değil, 3000 dolar, 4000 dolar gibi bir para yazıyoruz. O da ekonomik değer kazanırsa geri ödemek kaydıyla, yoksa 3 tanesi öldü zaten başvuru ama 2 tanesi süper gidiyor, bakalım nasıl sonuçlanacak. Onun için söz veriyorum yani Mustafa Bey'in söylediği şeye ben teşekkür ediyoruz. Söz veriyorum. Evet. Hocam. Teşekkür ediyorum öncelikle size. Benim de sorum, işte yakın zamanda televizyonlarda görmüştük bu Erke adlı şirketin daimi enerji sağlayabilen bir işte alet mi, buluş mu diyeyim artık, ortaya koydu. Ya bunun aslı var mı böyle sizin, yani size başvuru oldu mu acaba bunun için? Teşekkür ederim. Erke aletiyle ilgili bana başvuru olmadı ama o konuda bilgiler ulaştı. Onun benzeri bir buluş bana geldi. Patent başvurusu yapıldı ve onu ODTÜ'ye gönderdim teste. Ben de inanmıyorum. Başvurusu yapıldı, teste gönderdik. Bilmiyorum. Ama yayınlandığında hepimiz göreceğiz. Benim sorum var. Size olacak. Üniversitede... Kendinle tanıt. Daha şey ol. Emre Güner, mekatronik mühendisi. Evet. Üniversitenin görevlerinden biri de ARGE çalışmalarına katkıda bulunmaktır dediniz. Konuşmanızda. Atom Üniversitesi ARGE çalışmalarının ülkemizde sıra olarak nerede ya da çalışmalarımız var mı? Bilimde ki üniversitemiz mühendislik ağırlıklı bir üniversite. Bu ne istinaden ülkemizde yapılan ARGE çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla üniversitemizde bir teknokent kurma projesi var mı acaba? Evet. Şimdi güzel bir soru. Teşekkür ederim. Atom Üniversitesi olarak biz ARGE yapmaya başladık. Biliyorsunuz teknolojiye de yatırım yapan bir üniversite konumundayız. 2005 yılında TÜBİTAK'ın desteklediği, onların organize ettiği bir güneş enerjisiyle çalışan araba yarışması oldu İstanbul Park Pisti'nde. Bu araba yarışlarının, Formula 1 yarışlarının yapıldığı pist biliyorsunuz. Orada ODTÜ'den sonra biz ikinci olduk. 16 üniversite ve bir lise katılmıştı oraya. Ondan sonraki yılda dördüncü olduk. Dolayısıyla güneş arabasını sanayi kuruluşlarımızla birlikte ürettik. Aynı zamanda mekatronik, elektrik, elektronik gibi bölümlerimizde, üretim mühendisliği gibi bölümlerimizde bu tür ARGE çalışmaları başladı. Küçük robotlar yapılıyor biliyorsunuz. Ayrıca bir robot topluluğumuz var, robot kulübümüz var üniversite bünyesinde. Ekonomik şeyimiz büyüdükçe önümüzdeki yıl işte 5000 öğrenciye çıkmayı öngörüyoruz. Yeni bir fakülte daha kuruyoruz biliyorsunuz. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi. Dolayısıyla 2013 yılında 7000-8000 aralığına çıkacağız öğrenci sayısı itibariyle. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlanacağı 2023'te de 15000 öğrenci aralığına, 15'ten başlayan 15000 civarındaki öğrenciye ulaşmayı ve 9 fakülteye ulaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bir taraftan eğitim öğretim yaparken yüksek nitelikli insan gücü yetiştirirken bir taraftan ARGE, bir taraftan danışmanlık. Çünkü 6-7 tane de bizim Avrupa Birliği, BDPT'den aldığımız projelerimiz var. Devam ediyorlar bunlar. Dolayısıyla öğrenci sayımız ve gelirlerimiz arttıkça da bu tür teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Zaten bu bağlamda da Mucitler ve Araştırmacılar Derneği ile işbirliği yaptık. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da bu tür işbirliklerini sürdürüyoruz. Bir de Erasmus kapsamında yüksek lisans programları da açmayı hedefliyoruz. YÖK'ten de zaten yazı geldi. Biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkeleriyle bir yüksek öğretim ağı oluşturuldu üye ülkeler ve aday ülkeler arasında. Amaç da 2010 yılına kadar Amerika'yı ARGE'de yakalamak veya en az onun düzeyine çıkmak istiyor Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği. Bunu yapmak için de araştırma geliştirmeye ve yüksek öğretimde yeniden bir yapılanmaya doğru gidiliyor. Türkiye de buna katılıyor.
Türkiye'de şu anda 93 üniversite var. Bunların 65'i bu Erasmus kapsamında bizim üniversitemize dahil. Dolayısıyla bu tür faaliyetlere teknoloji bağlamında devam ediyoruz. Tabii Türkiye'nin potansiyeli çok büyük. Siz gençler bunu göreceksiniz. Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip bir ülke. Nüfusun %38'i 0-14 yaş grubunda. 14-25 yaş grubunda da %22'lerde. Yani genç, dinamik bir nüfus. Sanıyorum bu tür etkinlikleri Türkiye iyi organize ettiği, iyi eğitim verdiği sürece Türkiye hem patentte, hem bilim üretmede, hem Ar-Ge'de, araştırma geliştirmede hak ettiği yeri alacaktır. Sen bir şey daha söyleyebilirsin. Buyurun. Mustafa Bey bir şey ekleyecek. Şimdi arkadaşlar bakınız, burada çok önemli bir nokta var. Şu anda yapılmış buluşlar birkaç sene sonra ilkel hale gelecek. Bazısı 6 ay sonra, 1 ay sonra, bazısı 3 sene, 5 sene sonra. Ben size en son bir Türk mucitinin yaptığı bir buluştan bahsedeceğim. Şimdi bakınız neler olacak? Buluşun sonunda bir şöyle ufkunuzu bir ileri doğru bir açalım bakalım. Şimdi bir kumaş icat etmiş. Kumaş bildiğiniz kumaş. Veyahut da kumaşın içinde görünmeyen, kıldan daha ince nanoteller düşünün. Telefon çocuğunuz dışarıda, telefonu kapalı. Veyahut da telefon imkanı yok. Evinizde herhangi bir alıcıdan, örneğin bilgisayardan, çocuğunun nerede, kiminle konuşuyor, nerelerde geziyor görebiliyorsunuz. Veya toplu iğnenin ucunun çok çok daha küçüğünde bir evinize bir nokta, herhangi bir boya düşünün, bir kompozit. Orada isterseniz Amerika'da olun, evinizin içinde kimler geliyor, neler konuşuyor, görüntüsüyle beraber size veriyor. Önümüzdeki yıllarda bunun biraz daha şeyi, şimdi bir Amerikan firmasıyla anlaştı üretimi için. Ve bu elbiseleri de biraz önce ifade ettiğim elbiseleri Türk ordusuna da yapacak. Genelkurmay'da mesela nerede askerimiz? İşte diyelim ki Bağdat'ta veya herhangi Balkanlarda savaş anında asker nerede yaralandı, yara durumu nedir? Karargâhta bunu görüntülü bir şekilde izleyebilecekler. Yani bu şey, sakın umutsuz olmayın. Yani biz de şöyle bir kanaat var. Ya Türkler icat yapamaz, Türkler şunu yapamaz. Bunlar hepsi bilgisizliğin ve cehaletin örneğidir. Çağların en büyük bilgini İbn-i Sina'yı, ki çağların en büyük bilgini de yetiştiren Türk ulusudur. Dünyada ilk robotları, sibernetik bilimini kuran, robotları geliştiren Cezeli Türk ulusunun evladıdır. Cebir bilimini kuran Harezmi Türk ulusunun evladıdır. Orta çağ karanlığını aydınlatanlar bunlardır. Bu ulustan çıkmıştır. Sakın moralinizi bozmayın. Böyle biz işte şunu yapamaz, bunu yapamayız. Ve kendinize güvenin. Ben size ileride belki getiririm. Liseyi zor olarak bitirmiş fakat bugün çok ileri düzeyde icat yapmış ve daha 28-29 yaşında profesör olmuş insanlarla tanıştırırım ben siz isterseniz. Yani. Türk bunlar. Bakınız. O bakımdan sizler de bu yaştayken hemen bir icata yönelin. Bir şey düşünün. Fikir oluşturmaya, düşünce üretmeye başlayın. İşte burada biz buradayız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Benim diyeceklerim bu kadar. Sayın hocam. Hocam, bir tatlıya bağlamak anlamında bir soru sormak istiyorum Uğur hocama. Sonuç olarak baklava kime ait? Hangi coğrafi bölgeye ait? Beyaz peynir ve yoğurt deyince insanların aklına ne geliyor? Yurt dışına gidenler bilirler işte krep peyniri, şimdi baklavaya da sahip çıktılar. Yıllardan beri biz bunu yapıyoruz, yiyoruz. İşte Gaziantep'ler bizi iyi yapıyoruz derler. Baklava kime ait sonuç olarak? Diğer soruyu da alalım. Başka sorusu olan var mı? Toparlamak açısından sabrınızı taşımadan. İki soruyu daha alalım. Hepsine birden cevap verelim. Evet. Kendini tanıt. Emre Yıldız, Hacettepe Üniversitesi Kemik Mühendisliği'nde öğrenciyim. Ben Sayın Köksal'ın bu karamsarlık üzerine bahsettiği konularla ilgili bir örnekle soru sormak istiyorum. Şimdi bildiğimiz kadarıyla Türkiye'deki yabancı kaynaklı sermayelerin 70 milyar dolar sıcak parası bulunuyormuş Türkiye'de. Ve bunun 5 milyar dolarını piyasadan çektiklerinde bir ekonomik kriz Türkiye'de meydana geliyor ve işte döviz fırlıyor, Türk lirası değer kaybediyor.
İşte yani insanlar mal varlıklarının belli bir miktarını, yüzde belli bir miktarını kaybediyor. Bütün bunlara sebep olacak, Türkiye'de böyle bir iktisadi çöküntüye sebep olacak miktar 5 milyar dolarlık bir para iken, ben Sayın Köksal'a asıl sormak istediğim soru, Türkiye'de kendi şahit olduğu yıllar içerisinde sadece patent konusunda, patent sistemindeki Türkiye'nin maddi kaybı nedir? Bununla, yani bu 5 milyar dolarla kıyaslanacak olursa, Türkiye'nin maddi kaybı nedir? Sizin sorunuz ne abi? Sorkan Karancı, Başkent Üniversitesi Ekonomi Hukuku, aynı zamanda Uğur Bey'in öğrencisiyim. Öncelikle Uğur Hocam'a şunu sormak istiyorum. Uğur Hocam, TRIPS Anlaşması'nın kabul edildiği yıllarda görevde bulunmuştu, 95 yılında. TRIPS Anlaşması genel bir anlaşma olduğu için birçok ülkenin kabul ettiği bir anlaşma. Benim okuduğum makalelerin birinde TRIPS Anlaşması gümrük birliğini de öngörüyor denildi. Fakat kısmi olarak gümrük birliği engellendiği için Türkiye bunun içine giremedi. Böyle bir tasarı var mıydı? Evet, teşekkür ederiz. O zaman 3 tane sorumuz var. Ben kısaca özetleyeyim. Hacer Hoca bu patent konusunda bakılabilir yöresel bir coğrafi konumunu sordu. Hacettepe Üniversitesi'nden konuğumuz Emre Yüksel patent sisteminin maddi kayıplarını sordu. Bir de Soykan Karancı Başkent'ten TRIPS Anlaşması ile ilgili size bir soru sordu. Sizden başlayalım. Buyurun. TRIPS'le başladık. TRIPS Anlaşması genel nitelikli bir anlaşma. 1 Ocak 1995 yılında yürürlüğe girdi. İlk imza tarihi itibariyle 128 ülke, şimdi 152 ülke taraf. Gümrük Birliği dediğimiz Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği de 1 Ocak 96'da yürürlüğe girdi. Her ikisinin müzakere süreci aynı döneme rastlar. Yani bir kısmını Cenevre'de müzakerelere gidiyorduk, geliyorduk, sonra gidiyorduk Brüksel'de müzakerelere. Ben o zaman Gümrük Birliği müzakere, bugün tam üyelik müzakerelerinde baş müzakereci Ali Babacan deniyor ya, o zaman da Akın Akçun'a vardı Büyükelçi. Biz onun ekibindeydik, gidip geliyorduk. Gümrük Birliği özel, bölgesel nitelikli bir anlaşma olarak TRIPS anlaşmasını mecburen kabul etmek zorunda. Yani TRIPS Gümrük Birliği'ni öngörmüyor. TRIPS genel hükümleri öngörüyor. Ama Avrupa Birliği bize müzakerelerde dedi ki, geçiş süreci içerisinde TRIPS anlaşmasındaki geçiş süreçlerinizi kullanmayacaksınız. Bizim TRIPS anlaşmasına girdiğimizde 5 yıllık geçiş süremiz vardı anlaşma hükümlerini uygulamak için. Ama Gümrük Birliği'ni yaptığımızda 1 Ocak 96 yani 4 yıl öne alın dedi bize Avrupa Birliği. Tabii ki Türkiye'de doğal olarak bunu kabul etti Gümrük Birliği'ni yapmak için, ama bir şartla: ilaçta patentleri, patent korumasındaki bu geçiş süremizi kullanacağız dedi. Ve bunu 5 yıllık süreyi 1 yıl eksiğine indirtti Avrupa Birliği. Zaten müzakere birkaç defa kilitlendi. Yani masadan kalkıldı, gelindi buraya veya burada masadan kalktık, Dışişleri Bakanı da gidildi. İlaç patentleri şeyi kesmişti müzakereleri. Sonunda orada taviz vermedi Türkiye. Tavuz bir yıllık bir taviz verebildi. Öbür tavizlerini verdi. Çünkü zaten TRIPS Anlaşması'nın büyük bir kısmını da yerine getirmişti fikri sınav haklarda. Dolayısıyla TRIPS Anlaşması Gümrük Birliği'ni öngörmüyordu. Gümrük Birliği TRIPS Anlaşması'nı şart koştu. Baklavaya gelince, baklava aslında herkese ait. Şöyle söyleyeyim, Yunanistan baklavayı tescil ettirmiş, efendim yoğurdu, ayranı vesaire, işte kebabı vesaire tescil ettiriyormuş. Şimdi tescil ettirilen kavram, coğrafi işaret kavramı olarak baktığımızda birbirinden farklı. Bugün Türkiye'de de bu kavga oluyor, coğrafi işaret kavramını bilmeyenler bu tartışmayı ileriye sürüyor gazetelerde vesairede. Malatya'nın ve yine yakın çevrede bir başka ilin bir yiyeceği var. Adana kebap hocam gündeme geldi. Adana kebap. Adana'nın durumu ayrı. O da başka. Adana'nın çok başka. İki kent aynı ürün üstünde hak iddia etti. Bunlar Ankara'ya gelmişler, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurursa bunu bakan anlatıyor. Bakanın şahsen kendisi. Silahları almış milletvekilleri, bakanın odasına gitmiş, o ürünü bana vereceksin, hayır ona vermeyeceksin diye. Şimdi kavram şu, coğrafi işaret demek bir ürünün adıyla anılmak, bir kentin, bir yerin, bir yörenin adıyla anılmak. Antep fıstığı var, Siirt fıstığı var. İkisi de fıstık,
Ama biri Antep fıstığı, biri Siirt fıstığı. Farklı. Dolayısıyla baklava, Yunan baklavası, bizimki de Antep baklavası, Urfa baklavası, bunlar da farklı. İçinde de farklar var. Yani lahmacun, Antep ve Urfa lahmacunlar bile farklıymış. Çok farklıymış. Ben sonra öğrendim bunu. Lezzetleri de farklıymış. Ürünün kendi adıyla anılıyor olduğu zaman coğrafi şart. Baklava Yunanistan tesis ettirmiş. Biz de ettirebiliriz. Aslında ettirmeliydik. Burada Yunanistan'a kızmayalım. Adam işini yapmış. Biz duruyoruz. Biz niye tesis etmiyoruz? Bunun tespiti o kadar kolay ki. WIPO'ya bildirimde bulunuyor Türkiye. Önce Türkiye'de bir tescil yapıyorsunuz, WIPO'ya bildirimde bulunuyorsunuz. Bütün Türk halılarının Avrupa'da tescili var. Kimse ondan bahsetmiyor. Ne zaman yapıldı? 96 yılında. Önce tüm halıları Türkiye'de coğrafi olarak tescil ettik. Sonra ben başkanken de bildirimimizi Dışişleri Bakanlığı'na WIPO'ya yaptık. Baklava'yı da yapabiliriz, Antep'i de yapabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Sıradayı buyurun. Efendim şimdi Emre kardeşimiz öyle bir soru sordu ki yani esas işin şeyi can damarı yani. Ben işlere girdikten sonra işte 1900 şeyleri de biraz araştırdık patentle ilgili. 1930 yılında İç Sinayi Mülkiyet Gazetesi çıkmış. Türkiye'de 30 milli patent alınmış. 30 tane milli patent alınmış. Pardon 32 tane. İlk gazete o zaman yayınlanmış. O güne kadar kaynak yok. Böyle bir şey yapılmamış. 2000 yılında da 30 adede düşmüş bu sayı. Yani geçen süre içerisinde. Mesela benim aklımda kalan 1940'lı yıllarda siz de tanısınız Profesör Bilgin Kaftanoğlu'nun babası Fikret Ramcader Hanım'la yarım otomatik şey icat etmiş. Fotoğraf makinesi icat etmiş. İcraatının patentini de almış. Yıl 1940 düşünün yani. Demek ki Türkiye'de bir kültür var yani bu işin. Yani bu iş biliniyor Türkiye'de. Ve bununla kendi bir apartman yaptırmış geleriyle şeye. Poştere caddesine düşünün. Ve çocukların hepsini okutmuş, bilim adamı yapmış. Şimdi 1990 yılı Cumhuriyet tarihinde eğer 30'lu yıllar ilk Kuvayi Milli ruhuyla hareket edilen ilk yılları bir tarafa bırakırsak orayla mukayese yapmak yanlış olur çünkü çok yoğun bir çaba var o zaman. 90 yılı milat gibi. Şimdi 90 yılından 1950 yıllara kadar gidin gelin şöyle bir örgütlenme yok. Ve örgütlenme olmamışken devlet de kendisi bu tip işleri hiç takip etmemiş. Örneğin gidiyorsunuz devletin ilgili kuruluşuna diyorsunuz ki Türkiye'den kardeşim kaç tane bilim adamı yurt dışında okuttuğunuz sorusunu soruyorsunuz. Bunlar Türkiye dünyanın neresinde çalışıyor sorusunu soruyorsunuz. Bakın 1990 öncesi için söylüyorum bunları. Veya Türkiye'de kaç patent alınmış, bunların kaç tanesi üretilmiş, bu soruların cevabını muhatap olarak hiç kimseyi bulamıyorsunuz. Şimdi 90'dan sonra Türkiye'de bir örgütlenme neticesinde sadece bizim için söylemiyorum. Her tarafta bu kültür yayılmaya başladı. Artık yavaş yavaş bu işin önemi kavrandı. Patentin önemi kavrandı. İcraatın önemi kavrandı. Esas gelişmenin, ekonomide lokomotifinin teknoloji olduğunu farkına varıldı. Ve ciddi bir şekilde Türkiye'de ARGE çalışmaları başlatıldı arkadaşlar. Şimdi Emre'nin sorusuna geçeceğim. Tabii devletin elinde böyle bir istatistik yok. Ancak benim araştırmalar biraz önce size bir film izlettim ben. Dünyada ilk smart kartların icraatı. Şimdi düşünün, bunun biz dünya patentini almış olsaydı Türkiye'ye kaç milyar dolar para akacaktı? İkinci bir örnek vereceğim. İnternetten görüntü, video kalitesinde görüntü naklini gerçekleştiren Türk mucit, Reha Civanlar profesör. Ancak patenti Amerika'dan Bell laboratuvarları desteklediği için şu anda hepiniz 5 dolar oraya para gönderiyorsunuz. Kaç milyar dolar gidiyor oraya? Düşünün. Esas Türkiye'nin ve bütün ülkeler için aynı şey geçerlidir. Kurtuluşu fikir üretmek, proje üretmek, projeyi buluşa dönüştürmek, buluşu pazara sunmak ve esas ekonominin kaymağı olan yeniliklerden büyük çaplı para kazanmaktır. Yani Türkiye'nin kurtuluşu, borçlarına sıyrılması, her şeyi buna bağlıdır. Ve Türkiye'de çok güzel gruplar oluşuyor, ekipler oluşuyor. Bir tane de siz yapın. Üniversite burası işte. Ne güzel, biz de buradayız. Sayın rektörüm kapısını sağ olsun sonuna kadar açtı. Biz de size öncülük yapalım, destek olalım.
Buradan da küresel düzeyde buluşlar çıkaralım. Neden olmasın? Zekayla da fazla ilişkisi yok. O arkadaşımız çıktı mı? Bu işin zekayla falan bir şeyi yok yani. Herkes buluş yapabilir, o kadar yani. Teşekkür evet. ediyoruz. Hocam buyurun. Hocam son bir şey sor, bir açık kalmasın diye o noktada. Evet. Patenti olan bir ürünü kullanabilmek için, diyelim ki ben onu kullanmak istiyorum. Patent enstitüsüne mi başvuracağım, o kişiyi mi bulacağım? Ona her seferinde ne kadar para ödeneceğini kim belirliyor? Hani siz Bell Laboratuvarı'na 5 dolar şimdi, deyince aklıma geldi. Şimdi hocam o şöyle, o buluş sahibinde sizin yapacağınız anlaşmaya bağlı, buluşun durumuna göre değişir o. O sizden milyonlarca, bakınız ben basit bir tıraş makinesi şeyi için 80 milyon dolar almış adam. Yani sizden 5 milyar dolar da isteyebilir onun üretim hakları için. Prosedürü nedir? Onu bir arkadaşlar buradayken... Türkiye'de noterden anlaşma gerekiyor. Yani o patentin devredildiğinin tescili için Türkiye noterden bir anlaşma yapacaksınız. Kişiyle gideceksiniz, ben bu buluşu işte onunla anlaşacaksınız önce. Bu arada tabii patent uzmanlarının da bulunması lazım yanınızda. İşte avukatlara bulunması lazım. Yani evet, buyurun hocam. Şimdi onun prosedürü şu. Evet. Patentli olduğunu biliyorsunuz. Patenti biliyorsunuz. Önce o patent geçerli miye bir bakacaksınız Türk patentte. Yıllık ücretleri ödenmiş. Geçerli değilse öyle patentin hükmü yoktur. O zaman para ödeneceksiniz. Geçerli ise o zaman patentin sahibine müracaat edeceksiniz. Ben buluşu üretmek istiyorum diyeceksiniz. Ve anlaşacaksınız aranızda. Eğer kendisi bunu üretiyorsa size üretme izni vermeyebilir. Gerekçesini bile göstermeden vermeyebilir. Ama üretmiyorsa, 3 yıl sürede üretmemişse, yani patenti aldığı halde kullanmıyorsa, bu kez zorunlu lisans teklifinde bulunursunuz. Bana mecbursun kardeşim, sen üretmiyorsun çünkü bunu. Madem aldığın patenti, tekel hakkını kötüye kullanıyorsun, zorunlu lisans talebinde bulunursunuz. Anlaşabilirseniz orada miktarda anlaşıyorsunuz. Yoksa bir prosedür daha var, atlayabilirsiniz. Türk Patent Enstitüsü'ne müracaat ediyorsunuz, size ara buluculuk yapıyor, anlaştırmaya çalışıyor. Gene olmazsa mahkemeye başvuruyorsunuz. Mahkeme bilirkişi yoluyla miktarı belirliyor ve belli bir sürede belirliyor ve siz üretiyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Ben çok kısa bir sentez yapıp kapatacağım salonunuzda taşınmamak için. Bugünkü değerli konuşmacımız Sayın Köksal ve Sayın Yalçıner bize patent nasıl alınır konusunda patentin tanımından başlayarak ekonomik boyutunu, teknolojik boyutunu, mevzuat boyutunu, önemini, uluslararası ilişkilerini ve ticari boyutunu sürecin tariflenmesinden başlayarak faydalı modele kadar giden süreç içinde ve uygulamalarıyla paylaştılar. Bunu sorularla ve cevaplarla da biraz daha açmış olduk. Önümüzdeki 28 Mart Çarşamba günü nasıl mucit olunur, icat nasıl yapılır şeklinde iki konferansa devam edeceğiz. Bu konferansın bu panelle de yakın ilişkisi var. Sanıyorum onu da hep birlikte izleme fırsatını bulacağız. Ben tekrar her iki değerli konuşmacımıza bizlerle bu önemli konuyu paylaştıkları için üniversitemize gelerek katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Siz değerli öğrencilere de sabrınız için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Şimdi iki değerli konuşmacımıza üniversitemizin plaketlerini takdim edeceğiz. Önce Sayın Yalçıner buyurun. Teşekkür ediyoruz. Katılım belgelerini dışarıdan alabilirsiniz.